360 ekranlarına, yeni nesil yayıncılığına adresinden Maksat Yarışmak Olsun programından herkese kucaklı olsun sevgiler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşlarım Mithat abi ve Portakal'la birlikte bugün İstanbul'da Anadolu yakasında Bağdat Caddesi'ndeyiz. Çok da sevdiğimiz bir yer efendim Bağdat Caddesi. Tam da böyle kalabalıklaşmaya başladığı bir zamanda geldik buraya. Bugün hava biraz soğuk. Ben bir parça ince çıkmış gibiyim. İnşallah hasta olmayız efendim. Siz de dışarı çıkarken üstünüze mutlaka bir şey alın, yanınızda yedek bulunsun. Malum artık sonbahardan böyle kışa doğru geçiyoruz. Havada zaman zaman böyle o soğuk kendini hissettiriyor. Hadi çok konuştum, başlayalım. Genç bir arkadaşım var yanımda. Vallahi Covid olmasaydı müsaade isterdim. Şöyle elimi saçına atabilir miyim diye. Çok tatlı değil mi saçlar? Seni çok farklı kılıyordur eminim. Evet, evet. Vallahi herkes bu benzer bir tepkiyi veriyor. Değil mi? Şanslısın. Evet. Yaş kaç? Yaş 18. İsim? İsim Alp. Alp bizimle sevgili seyirciler. Alp valla gözlerinin içi gülüyor. Allah bu içindeki yaşam enerjisini bitirmesin. Hep İnşallah. Böyle enerjik olsan. İnşallah. Şimdi yaş 18 dedim. 18. Sınava mı hazırlanıyorsun? Evet, sınava hazırlanıyorum. Ne istiyorsun? Diş hekimi olmak istiyorum ben. Oo, bayağı da zor bir bölüm efendim kazanması. Evet. Çok çalışmak gerekiyor. Hı-hı. O zaman başarılar diliyorum sana. İstedikten sonra, çalıştıktan sonra her şey olur. Peki niye özellikle diş hekimliği? Küçükken var mıydı bir merak? Evet ya, küçüklüğümden beri zaten diş teli takıyorum. Aha. Oraya gidip gelmekle. Muhtemelen dişçi abini de ya da ablanı da sevmişsindir. Evet evet. Ne güzel ya böyle. Bir aslında dişle ilgili bir durum seni nerelere kadar getirmiş evet, oldu. Evet. Sorularım olacak. Merak etme, sınavdaki sorular kadar zor değil, onu söyleyeyim. Benimkiler daha kolay. Başlayalım mı ilk ile? Başlayalım. Ünlü atasözümüze göre her yiğidin ne yiyişi farklıdır? Yoğurt yiyişi farklıdır. Yoğurt yiyişi farklıdır. Geliyor arkadaşlar, ilk soruyu geride bırakıyoruz. Yoğurt benim olmazsa olmazım bir şey. Ben yani. De çok yoğurt severim. Olmazsa birçok yemeği yiyemem. Sen de seviyorsun. Ben de çok severim. Günde ne kadar tüketirsin yaklaşık? Vallahi günde 2 kase yerim ya. 2 kase bir şey söyleyeyim. Benim de 2 ya da 3'tür yani. Evet, hani evet. Öğlen bir şey yemem, yoğurt yerim, o kadar seviyorum. Keşke kendimiz yapabilsek aslında. Ama ben çok tükettiğim için bir ara annem yapmaya başladı. Yetişemedi kadıncağız, yazık. Yani sürekli yoğurt mayalaması gerekiyordu. Peki ileride belki kendi yoğurdunu kendin yaparsın. Belki bir gün. Mutfakla aran nasıl? Severim ya yemek yapmayı. E süper. Daha çok et yemekleri mi, sebze mi? Et yemeklerini daha beyler çok severim. Beyler genelde öyle yiyor. Bunu her seferinde soruyorum ve tasdikliyorum her seferinde de. İkinci sorum şu. Türkçe'de hangi harfle başlayan sözcüklerin tümü dilimize başka dillerden geçmiştir? Hmm. Başlayan. Baş harfi. Baş harfi. Hangi harfle başlayanlar? O bütün kelimeler dilimize yabancı bir dilden geç. Sessiz bir harf olduğunu tahmin ediyorum. Ne tahmin ediyorsun mesela? Mesela G gibi geliyor bana. G değil. G'nin daha da değişiği var. J olabilir. J doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bıraktık. Evet. Sen fen ve matematik ağırlıklı okuyorsun, evet, değil mi? Bakayım son sorum. Son sorum biraz coğrafya ile ilgili, biliyor musun? Böyle haritaya hakim misindir? Olduğu kadar artık. Hakimim bile. Tamam ya. Süper. Birbirleriyle sınır komşusu olan hangi iki ilimiz aynı zamanda Bulgaristan'a da komşudur? Edirne bir kere Cepte. Cepte. Diğeri de Tekirdağ olduğunu tahmin ediyorum. Kırıkkale o zaman. Değil, ona benziyor. Kırklareli. Kırklareli doğru cevaptı. Genç arkadaşımın özgüvenine hayran kaldım valla. 3'te 3 yaptın. Market çekimi senin oldu. Nasıl geçti yarışma? Keyifli geçti valla. Sınavdan daha kolay demiştim evet, sana. Evet, sınavdan daha kolaydı. Kendine çok iyi bak. Bizim için bir maksat yarışmak olsun de lütfen. Maksat yarışmak olsun. Daha eğlenceli söyle. Maksat yarışmak olsun. Bir daha söyle. Maksat yarışmak olsun. Son bir kez de saçlarını sallayarak söyler misin? Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz. Bir arkadaşım daha var yanında. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, teşekkürler. İsim nedir? Mete. Mete kaç yaşındasın? 18. Süper. En güzel yaşlardın Mithat abi. 18'inde ne yapıyordun Mithat abi? Meslekte miydin? Hayır. Değildin. Bisiklete biniyordum diyor. Sen ne yapıyorsun 18? Ben de biniyordum ya. Sen de biniyorsun. Teknoloji böyle bir şey. Mithat abi yaşlandığının kanıtıdır. Artık var değil evet mi? Daha doğrusu şöyle söyleyelim. O bir markaya giriyor. Oralar sessize alınmıştır belki. Efendim elektronik scooter'a biniyoruz. Evet.
yeni jenerasyon ona biniyor. Şahane. Ne istiyorsun üniversitede? İTÜ. Hangisi? Bilmiyorum. Ama o okul evet, olsun diyorsun. Evet. Peki, o okul olsun yeter. Bölüm çok da önemli evet. değil. Mühendislik üzerine o zaman evet. daha çok. Hadi bakalım neler olacak. Sorularıma geçiyorum. Tamam. Sınav sorularından daha kolay benim sorularım. Onu söyleyeyim, rahat ol. Tamam. Ülkemizde bisiklet yolları hangi renktedir? Madem scooter'da kullanıyor musun, o yolu kullanıyorsundur bazı yerlerde. Mavi. Doğru cevap. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Bisiklet kullanıyor musun peki? Yok, bisikletim yok. Bu arada kamera arkasında da bu arada destekçilerimiz var. Az önce ne yaptı? Şöyle hırs dolu bir bakış yaptı. Evet. Aldık ilk soru gider gibi. Kazanacağız diyor. İkinci sorusuna geçiyorum. Yahya Kemal'in ünlü şiirinde "Sana dün bir tepeden baktım" dediği şehir hangisidir? İstanbul. Doğru cevap. Geliyor alkışlar. Vallahi hem matematik okuyoruz ama ne güzel. Arkadaşların böyle temel bilgileri de biliyorlar. Onu söyleyeyim. Şunu sorayım. Nerelisin aslen? Bandırma, Balıkesir. Ne güzel. Gidiyor musun memlekete? Evet. Kimler var orada? Halamlar var. Bir selam gönder. Selam gönderiyorum. Biz de Bandırma'ya, Balıkesir'e selamlarımızı yollayalım. Nesi meşhur? Höşmerim var, tatlı. Çok severim. Mis başka, gibi böyle peynirli. Höşmerim güzel ama. Köşmerimi güzel. Başka Balıkesir'in etleri, hayvanları çok aslında evet, besi hayvanlarının etinin çok lezzetli olduğu söylenir. Evet. Peki o halde son sorum. Tamam. Barış Manço'nun hala kızı dediği bir karakteri anlattığı ünlü şarkısının adı nedir? Hala. Dinler misin Barış Manço? Yani şarkılarını biliyorum ama hala kızı... Onun adı ne? Öyle bahset diye. İpucum var mı? Hadi adı Zonguldak Z'si ile başlıyor. Z. Ne olabilir? Z. Sen hangi şarkılarını biliyorsun Barış Manço'nun? Aklıma gelmedi şimdi ya. Şu an bir durduk. Evet bir durduk. Soru bir korkuttu bizi. Bir durduk. Z. Ne olabilir Z? Destekçilerim vallahi açtı telefonları, çıkardı internetten bakıyorlar soruya. 5'ten geri sayacağım kopya gelmeden. 5, 4, Z ne var? 3, ne var Z? 2, 1. Hayır. Zehra olacaktı doğru cevap. Olsun, maksat yarışmaktı. Evet, maksat yarışmak. Renk attım, bir dinlersin şarkıyı artık. Tamam. Kendine çok iyi bak, hoşça kal, görüşürüz. Vallahi yarışmacılarım ne güzel kalın kalın giymiş. Ben bugün böyle bir ince kaldım. Hava soğuk değil mi? Evet soğuk. Yapacak bir şey yok. İşimizin başındayız. Ekmeğimizin peşindeyiz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. İsim nedir? İrem. İrem Hanım kaç yaşındasınız? 21 yaşındayım. 21. Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Evet okuyorum. Ne okuyorsunuz? Yeditepe Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyorum. Diş hekimliği. Vallahi bugün diş hekimi olmak isteyen arkadaşlarım var. Olan arkadaşlarım var. Bugün çok diş hekimiyle karşılaştık. Zor mu? Biraz zor evet. Ki okuduğun okul bildiğim kadarıyla yani benim dönemimde puan en yüksek okullardan bir evet. tanesiydi. İşi titizlikle öğretiyorlar sanırım evet. bütün okullarımız öyle ama en çok hangi derste zorlanıyorsun? Protezde zorlanıyorum. Nesi zor protezin? Zor yani genel olarak ben çok şey yapamıyorum. Ben çok bilmediğim için o yüzden soruyorum yani o derste ne görüyorsunuz pratiği diye. Pratiği zor biraz. Pratik kısmı zor. Peki inşallah evet. halledersin. Kaçıncı Teşekkürler. Sınıf? Teşekkürler. Şu anda 4. sınıf. Ah bitecek inşallah sene. Yok diş hekimliği 5 yıl. 5 yıl peki bir an unuttum doğru söylüyorsun. Bu da benim şu anki cehaletime verin diyeyim sevgili seyirciler. Evet. Anlık doğru 5 yıl okuyorsunuz siz. En zor yıl hangisiymiş peki üsttekiler ne diyor? 4 diyorlar. Tam da o yıldayız. Evet şu an. Allah. Zihin açıklığı teşekkür versin ederim. Diyeyim sana. Sorularım olacak. Hazır mısın? Tabii buyurun. Ülkemizde meteoroloji bültenlerinde genellikle hangi bölgemizden başlanarak bilgi verilir? Takip eder misin Marmara. Meteorolojiyi? Marmara doğru cevap geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Nerelisin? Sivas. Gidiyor musun oraya? Yok gitmiyorum. Herkes burada. İstanbul'un birçoğu Sivaslı zaten. Nereye dönsek Sivaslı var. Peki. Evet. İkinci sorum şu, evet. çok şaşırmak, donup kalmak anlamına gelen deyimde eşekten düşmüş hangi meyveye dönüldüğü söylenir? Eşekten
Poşaf mı yok? Ne? Bilemedim. Bir meyve. Poşaf değil mi? Poşaf değil, meyve. Meyve. Şekermiş. Böyle çok şaşırdığımızda... Hatta bir şeyin aklına bir şey düşürmek de diye kullanılıyor değil mi? Bilemedim. Aa hayır, bu şey diye de kullanılıyor. Böyle yaz gelince bir şey denize düştü de diyoruz. Hangi meyvenin kabuğu denize düştü diyoruz? Yok mu? Yok abi, gelmedi. Söyleyeyim mi doğru cevabı? Tabii söyleyeyim. Karpuz. Karpuz kabuğu denize düştü denir. Peki olsun, maksat yarışmaktı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine... Var yanımda, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sizler? Ben de iyiyim, teşekkürler. İsim nedir? Fatih. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Fatih Bey, niçin bugün Bağdat Caddesi'ndesiniz? Burada devamlı spor yapıyoruz, yürüyoruz. Bağdat Caddesi güzel bir yer. Evet. Semtimizi seviyoruz. Bugün de karşılaştık. Evet. Yarışma zamanı. Biraz İnşallah. Heyecanlı mısınız? Sesiniz çok az çıkıyor. Heyecanlandığım için sesim az çıkıyor. Evet. Peki birazcık yükseltelim, ben de tamam. Rahat duyayım. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyelim. Tamamdır. İlk sorum geliyor size. Kıvırcık ve merinos adı verilen türleri olan hayvan hangisidir? O hayvanın kıvırcık ve merinos diye türü vardır. Bilmediğim bir yerden geldi. Peki bir düşünün, ne olabilir? Koyun. Koyun doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Hızla ikinci soruya geçiyorum. Genellikle çocukları okula gönderirken içine su doldurduğumuz kaplara ne ad verilir? Suluk, matara. Hah, matara doğru cevap, geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz sevgili seyirciler. Var mı çocuk? Var, iki tane var. Allah bağışlasın, adları ne? Oyraz, Uras. İkisi de erkek. Evet. İki erkek babası olmak zor mu? Biraz. Hareketliler çok mi? Çok hareketli, sen şeyle. Anneye daha zor herhalde. Aynen, değil mi? Aynen, ben işe gelirim, o uğraşıyor onlarla. Bir okula gidiyor, bir evde yaramazlık yapıyor. Oo, bir de siz varsınız hanımefendinin başında. Üç beyefendi. Peki kolaylıklar dileriz ona da. İsmi nedir hanımefendinin? Serap. Serap Hanım'a sevgiler, selamlar. Şimdi ona da sürpriz mi olacak? Evet, akşam izlediğimizde yayını. Aha, peki İnşallah. Efendim, yayında izlediğinizde bakalım ne diyecek eşiniz. Son sorum şu. Tarihteki ünlü bir muharebeyle aynı adı taşıyan Eskişehir ilçesi neresidir? Beşiktaş'ın da eski stadının adında geçiyor. Ne stadıydı? İnönü. İnönü. Doğru cevap efendim. İnönü muharebesi. İnönü. Eskişehir'de de aynı zamanda bir Eskişehir ilçesi İnönü. Tebrik ediyorum. 3'te 3 yaptınız. Nasıl geçti yarışma? Umduğumdan biraz heyecanlandım ama iyi geçti. Hızlıca ben de heyecanınızı yenin diye sorularımı sordum. Evet, teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Marka çekim sizin oldu. Teşekkür ediyorum. Yanımda montunu giymiş, sıcak sıcak yarışacak bir beyefendi daha var. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. İsim nedir? Buğra, Buğra Topuz. Buğra Bey, çok iyi yapmışsınız valla mont olarak. Bugün ben yanayım yanayım, kendime yanayım. Üşüdüğüme yanayım, hasta olmayız inşallah. İnşallah. Nasıl geçiyor günler? Biraz yoğun ama güzel. Ne yoğunluğu var? Okul ders, yoğunluğu evet, mu, okul iş yoğunluğu mu? Okul. Ne okuyorsunuz? Üniversite öğrencisiyim, diş hekimliği fakültesi öğrencisiyim. Kolaylıklar dilerim efendim. Teşekkür ederim. Diş hekimi arkadaşlarım bugün geldiler sıklıkla. Siz evet. Kaçıncı sınıftasınız? Dördüncü sınıfa geçtim. Dördüncü sınıf. Kolay gelsin diyeyim. Teşekkür ediyorum. Şöyle sorularım olacak size. Dinliyorum. Başlayayım mı? Hazırım. Alacak mıyız? İnşallah. Hadi inşallah, ilk sorum şu. Varlıkların kalem ya da fırçayla kağıt üzerinde gösterilmesine dayalı güzel sanat dalı hangisidir? Hmm. Ne yaparız? Hat mı? Efendim? Hat. Hat değil, yok başka. Yani biz ne deriz? Ya kaligrafi olabilir. Yok, daha basit düşünelim. Bir manzarayı gördünüz, onu ne yaparsınız? Resim. Resim doğru cevap, geliyor alkışlar. İlk soruyu ben daha komplike düşündüm. Evet, evet, o yüzden daha basit düşünün tamam, diye. Peki. Şunu soracağım, hobileriniz var mıdır? Varsa neler? Evet, hobilerim var. Basketbol sporuyla ilgileniyorum. Ne güzel. Belli başlı görev tanımı da aldım orada. Hem yazarlık yaptım, hem oynadım, hem hakemlik yaptım. En büyük hobim basketbol diyebilirim. Ne güzel. Basketbolda hangi mevkide oynuyorsunuz? Oyun kurucu mevkinde oynuyorum. Oo, süper. Peki efendim. İkinci soruya geçiyorum hızla. İsmi 40 sözcüğüyle başlayan yağmurlar günün hangi vaktinde yağar? 40 bir şey yağmurları deriz biz ona. 40 ne yağmurları deriz?
Yani... O da aynı zamanda o söylemediğim şey de günün belli bir vaktini işaret eder. Yani belli bir vakti anlamına gelir. İpucu alma şansım var mı? Söyleyeyim efendim. İzmir'in iyisiyle başlıyor. 42. İkindi. İkindi. Doğru cevap geliyor arkadaşlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Evet. Son soru zamanı. Tabii ki. Hazır. Nasıl gelecek son soru acaba? İnşallah güzel gelir. Bence bilirsiniz. Umuyorum. Uçağa benzeyen motorsuz hava aracının adı nedir? Uçağa benzeyen motor, drone. Değil, motorsuz hava taşıtının adı nedir? Motorsuz hava taşıtı. Evet. Paris'in P'si ile başlıyor. Paris'in P'si ile başlıyor. Ne olabilir sevgili seyirciler? Çok bilmediğim bir yerden geldi ama... Motorsuz hava aracı, paraşüt. Uçağa benziyor. Hayır, uçağa benziyor. Onun motoru yok. Son bir ipucu alma şansım var mı? İkinci harfini de söylüyorum. Lüleburgaz'ın L'si. Planör. Planör. Doğru cevap geliyor arkadaşlar. 3'te 3 yaptınız. Nasıl geçti yarışıma? Aslında biraz zorlandım ama sayenizde güzel ipucularla doğru cevapları elde edebildim. Öğrenci arkadaşlarıma her zaman yardımcı çok oluyorum. Çok teşekkürler. Market çekim senin oldu. Bizim için bir maksat yarışmak olsun der misin? Maksat yarışmak olsun. Kendine çok iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşçakal. Beyefendi son anda yarışmaya karar verdi. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Sizi tanıyalım. Adım Ensar. Aşçıyım. Aşçılık yapıyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 2,5 senedir bu işi yapıyorum. Süper. İstediğiniz bir şey miydi? Ha, istiyorum. Aha. Şahane valla. Daha vallahi. Geliştireceğim inşallah. İnşallah. Aşçı olmak da zor ama hiç öyle kolay değil. Bütün gün ayakta. Evet, çünkü zor. Genç arkadaşlarla sohbet ediyorum son dönemde biliyorsun. Bununla ilgili yarışmalar da var. Aşçılık da çok popüler oldu bu yüzden. Evet. Ama hiç kolay bir iş değil. Mutfak zordur, evet. Mutfak kesinlikle zordur. Öyle. Zor bir yer. Hem bedenen yoruluyorsunuz, hem beynen yoruluyorsunuz. Asla hani hataya yer olmayan da bir yer aynı zamanda. Kolaylıklar dilerim. Ne üzerine yemek yapıyorsun? Alakart yemek bizimkisi. Menüden seçiyorsunuz, bakıyorsunuz. Menünde neler var peki? Tavuk tarzı, et tarzı, balık tarzı şeyler var. Somonlar. Protein ürünleri üzerine gibi. Et tarzı şeyler var. Aynen. Pek aynen. Ne güzel. Evde yaptırıyorlar mı yemek? Evde sen, yapıyorum. Ben sen yapıyorum. Sen güzel yapıyorsun. Yap diyorlardı. Aynen. Ben yapıyorum evde. Senin iş bitmiyor. Evde de devam yani. Aynen öyle. Benim iş bitmiyor. En peki sevdikleri ev halkının yemeğin hangisi? Nasıl? Senin en sevdiğin yemeğin hangisi? Ya da ev halkı senin hangi yemeğini ben sever? Ben pilav çok iyi yaparım. Oo, taneli. Diri, çok iyi yaparım pilavı. Valla beylerden de pilav duymak enteresan hakikaten. Tebrik pilavı ediyorum. Yaparım. Annem bozulmuyor mu bu işe? Yok bozulmuyor. Hep bana yaptırıyor zaten. Oğlum misafirler gelecek. Bir pilav yapıverdi. Aynen, ben yapıyorum pilavı. Peki valla güzelmiş. Oğlum deyip annen söylüyor. Bütün sorumluluk sende aynen, kalıyor. Aynen, her şeyi ben yapıyorum evde. Sahane. İkinci soruyu, ikinci diyorum ilk soruya geçiyorum. Daha sorulara başlayamadım. Şarkılarla aran nasıl? Şarkılar iyi haram. Bütün her şeyi dinlerim. Pop, rap. Süper. O zaman bilirsin bu şarkıyı. Sezen Aksu'nun bir şarkısında hiç görmedi böyle keder sözleriyle anılan şehir hangisidir? Ah nı 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 olalı. Hiç görmedi böyle keder. İstanbul. Geberiyorum. Doğru cevap İstanbul. Hissettik onu. Hissettik. İstanbul doğru cevap. Normalde ben söylerdim de. Olsun. Heyecanlandım. Heyecan böyle bir şey. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Ben de ne kötü söyledim şarkıya. Vallahi kusura bakmayın sevgili seyirciler. Bir feciyi söyledim ki sormayın gitsin. İkinci sorum şu. Buyurun. Kanı mavi olan deniz canlısı hangisidir senin alanınla da ilgili? Bak bunu bilmen lazım. Kanı mavi olan deniz canlısı. Evet. Vallahi aklımda birkaç tane var da. Söyle. Kanı mavi olan deniz canlısı ahtapot değil. Değil. Kanı mavi olan ne olabilir? Ne ne ne? Biraz ipucu verseniz nasıl? Ne ne ne? Öyle de olmuyor. Öyle oluyor. Uzun işte. Biraz uzun bir şey. Ne ne ne? Üç acele. Kanı mavi olan deniz canlısı. Evet böyle kolay yenmez o. Mürekkep balığı. Değil değil. Yanlış kopya vermeyin. Mürekkep balığı geliyor mu ben? İstakoz değil. İstakoz evet. Doğru cevap. İstakoz değil dedi. Ama i̇stakoz, oydu. İstakoz.
Istakoz doğru cevap sevgili seyirciler. Yapıyor musunuz istakozda? İstakoz yapmıyorum. Orada bizim menüde yok. Peki o menüde yok. O biraz zordur yapması da. Evet orada, o yüzden. Evet. Ben de zaten hiç pek aram yoktur öyle şeylerle. Son sorum şu. İlk kanun hangi ayın eskiden halk arasında kullanılan ismidir? Evde büyükler bunu bilir, duymuşsundur belki. Aralık. Aralık doğru cevaptı. Helal olsun, tebrik ediyorum valla. Son soruyu hani duyma ihtimalim vardı ama duymama ihtimalin de evet, vardı. Son soru biraz zordu da. Nasıl geçti yarışma? Valla heyecanlıydım, umu güzel geçti. Peki bizden sana marka çeki gelecek ama önce bir maksat yarışmak olsun der misin? Maksat yarışmak olsun. Görüşürüz şefim. İyi günler, sağ olun. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Maskedekiler müzik notaları mı? Evet. Müzikle ilgili misiniz? Şarkı söylemeyi seviyorum. Şahane, ne güzel. Dost meclislerinde mi yoksa böyle korolarda mı? Kendi kendime. Güzel midir sesiniz? Yok, hayır. Ama içimdeki hayat enerjisi bana şarkı söyletiyor. Müzik ruhun gıdasıdır diyoruz efendim. Benim o için de öyle. O zaman şarkı söylemek lazım. Evet, söyler miyiz peki? Ya söylerim. Hadi buyurun, bir şarkıyla başlayalım. Enerjik başlayalım efendim. Böyle sevdiğiniz bir şarkıdan bir kuple söylerseniz memnun oluruz. Yani şu an bunu takarken, alırken aklıma gelen şarkı. O zaman şarkı söylemek lazım. Avaz avaz. O zaman şarkı söylemeli. Çığlık çığlık. Peki efendim, böyle minicik bir başladık. Enerjik enerjik. İlk sorum gelecek ama öncesinde isim nedir? Tuğba. Tuğba Hanım bizimle efendim. İlk sorum geliyor Tuğba Hanım. Arada sohbet ederiz. Tedavi edilmesi gereken kimse anlamında kullanılan sözcük nedir? Hasta. Hasta. Doğru cevap geliyor Aksar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Aman bu ara hastalıklar hepimizden uzak olsun, uzak dursun. Tuğba Hanım, çalışıyor musunuz? Evet. Evde misiniz? Çalışıyorum. Ne işle meşgulsünüz? Satış danışmanlığı yapıyorum. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür ederim. Ne üzerine? Emlak danışmanlığı. Emlak danışmanlığı. Peki nasıl bu ara emlak piyasasında satışlar? Yani bu pandemi sürecinden sonra ufak bir hareket var, çok fazla olmasa da. İnşallah gitgide artar. Herkesin işi gücü de açılsın isteriz tabii ki. Her şey yoluna girer umarım. Umarım. Emlakta da fiyatlar yükseldi mi? Yoksa bir düşüş var mı? Yani malum mevzular hani... Döviz kuru üzerinden değerlendirildiği için her şey kadar onlarda da bir fiyatlar yüksek. Vallahi ben pandemiden sonra özellikle bahçeli evlerin, müstakil evlerin fiyatlarının yükseldiğini duymuştum haberlerde. İkiye katladı diyorlardı. Peki vallahi ne güzel, alabilen imkanları olan insanlara tabii ki bahçeli evler şahane geliyordur. İkinci sorum şu. Camın ana malzemesi nedir? Kum. Kum doğru cevap. Geliyor Alkışlar kocaman. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Hiç böyle denk geldiniz mi camı ısıyla yaparlarken? Evet. Vallahi ben bayılıyorum o cam sanatçılarına. Mutlaka sizler de denk gelmişsinizdir. Gelmediyseniz de mutlaka bir açıp bakın internetten. Çok keyifli. Tutuyorlar ısıya, sonra bir üflüyorlar, şişiyor, bir şeyler oluyor. Gerçekten böyle çok keyifli onu izlemek. Son sorum da şu. Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesinin adı nedir? Mısır deyince aklımıza bizim böyle çok spesifik bir kraliçe gelir. Kleopatra. Doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. 3-3 yaptınız. Market çekim sizin oldu. Nasıl geçti yarışma? Çok güzeldi. Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsunun bugün de sonuna geldik. Kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Bugün Rüzgar efendim genellikle yarışmacılarımdan yana esti. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.